sus düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun anne? Polisi arayacaksın. İyi. Ben ararım o zaman. Bunu düşünüyorum dedim. Hüseyin Bey merhaba. Elif Kara hakkında bütün şikayetlerimi geri çekiyorum. Davayı da geri çekiyorum. Teşekkür ederim. Anne sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun anne sen? Sen bu kadını gelin olarak kabul mü edeceksin? O yüzden mi vazgeçtin davadan? Madem bu rezilliği yaptınız, tamam onu gelinim diye kabul ediyorum. Bu eve alıyorum. Ama benim kurallarıma uyacaksınız. Bir tek benim kurallarıma. Bu çocuğu hiçbir yere yollamıyorum. İstemiyorum ben bu kadını evimde, istemiyorum. Ya defol git, çık git hayatımızdan ya. Kızımdan da uzak dur. Senin de paran mı yok? Al şu kadını, nerede yaşıyorsanız yaşayın ya. Umurumda bile değil ama ben bu kadını evimde istemiyorum. Ama kızımı asla vermem. O benim. Yeter! Sus! Gitmek istiyorsan bak kapı orada. Çıkar gidersin. Zaten çok alışıksın. Değil mi? Sana bunun hesabını soracağım. Hepinizden. Meyveş. Elif'le Güneş Odası'na çıkarır mısın? Geliyorum ben de. Hadi bakalım. Sana yazıklar olsun. Teşekkür ederim. Doğru olanı yaptın. Biliyordun değil mi İmran Ayaz asla gelinini hapse göndermeyecek. Bunun için yaptım mı? Bu evde yaşadığınıza pişman olacaksınız. Cehenneme çevireceğim burayı size. Ya da bir çatı altında mutlu mesut yaşayacağız. Aile olabileceğiz. Tabii bunların hepsi sana bağlı. Böyle aile olunmaz. Üçünüzü de pişman edeceğim burada yaşadığınıza. Haberimiz olsaydı odayı sizin için düzenlerdik ama işte böyle aniden olunca. Sorun değil. Ben zaten Güneş'in yanında yatacağım. Aa, hiç olur mu öyle şey? Siz karı koca değil misiniz? Hem burası sizin odanız. Sen zamanla burayı nasıl istiyorsan keyfine göre artık düzenlersin. Ha? Fırat benim oğlum sayılır. Elimde büyüdü. Tabii gönül isterdi ki böyle düğün, dernek, telli, duvaklı giresin bu eve. Ama olsun. Nikahta keramet vardır derler. Zamanla her şey yoluna girecek. Artık siz karı kocasınız. Yani öyle ayrı gayrı yatmak olmaz değil mi? Hem bu evde ilk geceniz. Ben odayı akşama kadar sizin için düzenlerim zaten. Banyoya da havluyla bornoz bırakırım. Senin çok şifalı bir yüreğin var. Ben gördüm. Kim bilir? Belki Ümran Hanım'la Dilay'a da bir şifa verirsin. Ha? Hoş geldin kızım.
Canım. İyi misin bir tanem? Ha? Aferin. Karnım mı acıktı? Tamam. M5 teyzen sana hemen bir şeyler hazırlasın. Doyur karnını, olur mu? Ne isterse. Bak, biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sen karnını doyur güzelce, sonra yanımıza gel. Oldu mu? Aferin sana. Hadi. Allah sizi bir yastıkta kocatsın oğlum. Sağ ol Mevlüt. Gel bakalım. Canım. Fırat, biz doğru bir şey mi yaptık? Şikayetini asla geri almayacaktı. Ya evlilik cüzdanının sahte olduğunu anlarsa? Evliliğimizin gerçek olmadığını öğrenirse ne yapacağız? Ali bütün evrakları hazırlıyor. Raporumuzu aldıktan sonra başvurumuzu yapacak. Merak etme. Tamam. Hem olmazsa ne olur? Ben onlara aile olabilmek için son şansı verdim. Eğer beni bir seçim yapmak zorunda bırakırlarsa bir saniye bile düşünmem. Hem artık şikayet olmadığına göre yurt dışına çıkma yasağın da yok. Seni de güneş de alır. Direkt giderim buradan. Yapamayız böyle bir şey Fırat. Güneş'in velayeti Ümran Hanım'da olduğu sürece hiçbir yere gidemeyiz. Burada kalmak zorundayız. Sakin ol. Otursana. Bak, zamanla her şey yoluna girecek. Biraz sabredeceğiz sadece, o kadar. Tamam? Biliyorum çok üstüne gelecekler. Her şeyi deneyecekler. Senin için çok zor. Ama sinirlerine hakim ol. Lütfen sakinliğini koru. Bırak onlar sadece yapacakları kötülüğü düşünsünler. Bizim yaptığımız şeyi anlayamasınlar. Olur mu? Tamam. Ben eve gidip bir eşyalarımı almam lazım. Tabii. Gel birlikte gidelim. Hayır, sen Güneş'in yanında kal. Yalnız bırakma, ben hemen gider gelirim. Nasıl istersen. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.